Yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Zengin olsunlar, fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın. Eğip büker yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Hiçbir zaman adaletten ayrılmamalıyız. Evet. Asla yalancı şahitlikte bulunmamalıyız. Evet. Yakınlarımız aleyhine şahitlik yapmaktansa hiçbir zaman susmayacağız. Yakınlarımız bile olsa doğrusunu söylemeliyiz diyor burada. Yargılarken sağlam deliller ve doğru bilgilerden hareket etmemeliyiz. Etmeliyiz deseydi olabilirdi ama etmemeliyiz dedi. Bunu da alamayız. Sadece 1 ve 2 aldığımız için doğru cevap A seçeneği. Yukarıdaki ayet dikkate alındığında yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder, hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Adil davranışlar sergilemeliyiz. Evet, burada adalet dedi. Aile ve akrabaları gözetmeliyiz. Akraba. Nasihatten ders çıkarmalıyız. Öğüt veriyor. Öğütleri dinlemeliyiz. Salih amellerde bulunmalıyız. Evet, yaptığımız bütün iyi ameller zaten salih amel diye geçiyor. Bunların hepsini yaparsak salih amellerde bulunmuş oluruz. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi tutum ve davranışlarda ölçülü olma ilkesine örnek gösterilebilecek ayetlerden değildir? İslam toplumsal hayatı düzenleyen kurallar koymuş, bu kurallara uyulduğunda hem dünyevi hem de uhrevi saadete ulaşılacağını müjdelemiştir. Ölçülülükten bahsediyor. Hangisi tutum ve davranışlarda ölçülü olma değildir? Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. Ölçülü olmaktan bahsediyor. Ne israf etmek ne de cimrilik etmek. İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Burada bulamadım. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık dolma. Bu da ikisinin ortası olmaktan bahsediyor. C şıkkında da ölçülü olmaktan bahsediyor. Çünkü yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir Rahman'ın kulları. Cahiller onlara laf attıklarında selam der geçerler. Ne kendilerini çok çekerler ne de çok fazla onlarla konuşmaya girerler diyor. O yüzden bu da ortalama olmasından, ölçülü olmaktan bahsediyor. Fakat B seçeneğinde böyle bir durum yok. İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Burada öyle bir durumdan bahsetmediği için doğru cevap B seçeneği. Yukarıdaki hikayeden hareketle çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Adaletiyle cihana nam salan hükümdar Nüşrevan atını ok gibi sürdüğü bir gün yolda yay gibi beli bükülmüş bir ihtiyar gördü. İhtiyar birkaç meyve fidanı dikiyordu. Nüşrevan dedi ki, ey ihtiyar, saçın sakalın süt gibi ağarmış, şurada birkaç günlük ömrün var, neden ağaç dikiyorsun? Meyvesini göremeyeceksin ki. İhtiyar adam Nüşrevan'a, vaktiyle birileri bizim için fidan diktiler ki biz de bugüne kadar meyve yedik. Aynı şekilde bizim de başkaları için fidan dikmemiz lazım dedi. İhtiyarın sözü hükümdarın hoşuna gitti. Ona bir avuç altın verdi. Bunun üzerine ihtiyar, saygıdeğer hükümdarım, ağacım daha şimdiden meyvesini verdi. 70 yıldan fazla ömrüm olsaydı bile bundan daha iyi bir mahsul elde edemezdim. Oysa bugün ektiğim fidan meyvesini şimdiden verdi dedi. Hükümdar ihtiyarın sözünden daha çok memnun oldu. Etraftaki araziyi ve suyu ona bağışladı. Nüşrevan cömert bir hükümdardır. Evet, cömerttir. Bir sürü şey vermiş ihtiyara.
İhtiyar bilinçli bir Müslümandır. Dursun. Nuşirevan iyiliği ödüllendirmiştir. İhtiyar sorumluluk sahibi bir insandır. Evet, daha sonrakileri düşünmüş. İhtiyar bilinçli bir Müslümandır diyemeyiz. Müslümanlığıyla alakalı bir durum burada geçmiyor. Sadece sorumluluk sahibi bir insan olduğundan bahsediyor. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 4 olan C seçeneği. Yukarıdaki hadise göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Ahirette hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin. Ahirette amelleriniz tartılmadan önce onları burada kendiniz tartın. En büyük arz ve mahkeme işin için şimdiden gerekli hazırlıklarınızı yapın. Bilin ki o gün huzura alındığınızda size ait hiçbir şey gizli kalmayacak ve bütün sırlarınız bir bir sayılıp dökülecektir. Ölçü ve tartıda hile yapmayınız. Böyle bir şeyden hiç bahsetmedi burada. Ahiret için hazırlık yapmalıyız. Evet. Ahirette çetin bir hesaba çekileceğiz. Evet, hesaba çekilmeden önce dünyada hesaplarınızı yapın diyor. Öz denetim yaparak davranışlarımızı düzeltmeliyiz. Bundan da öz denetimden de bahsetmedi. Sadece 2 ve 3'ten bahsettiği için doğru cevabımız B seçeneği. Yukarıdaki ayetten hareketle yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, sorumluluğunuz altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseleri asla sevmez. Allah'a şirk koşmamalıyız. Evet, ortak koşmayın diyor. Ailemize ve yakınlarımıza iyilik ve ihsanda bulunmalıyız. Evet, anne babaya, akrabaya diye gidiyor. İbadetlerimizi Allah rızası için yapmalıyız. Bundan hiç bahsetmedi. Bencillikten ve kibirlikten uzak durmalıyız. Evet, bundan da bahsetti. Kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseleri asla Allah sevmez dedi. Bunu da alabiliriz. O yüzden 1, 2 ve 4 olan C seçeneği doğrudur.